efendim, Yeşil Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bugün yine yeşile çok konuşulmaya çok layık bir konuyu konuşacağız. Suyumuzu konuşacağız. Ve çok önemli şeyler öğreneceğimize eminim. Triem, Türkiye Endüstriyel Ürünler Pazarlama Müdürü Burcu Keskiner bizimle beraber. Burcu Hanım günaydın. Günaydın. Ayaklarınıza sağlık diyelim. Triem'i biliyoruz. Yani dünyaca ünlü bir Amerikan şirketi değil mi? Evet. Yanlışım doğru. Varsa düzeltin. Özellikle de Ar-Ge ile zannediyorum ön plana çıkan bir şirket. Evet. Ar-Ge inovasyon. İcat yapıyorlar. Evet. Yani Ar-Ge'ye çok önem veriyor. Biz Triem'i anlatmayalım. Suyla tabii ilgili icatlar. Evet. Şimdi su, aslında evet, şimdi çok çeşitli dünya onlardan. Su günüydü dün. Ve siz orada bize anlatır mısınız? Yani hı-hı, suyu tabii. Sizin yaptığınız işi. Bu kadar bol şeyin niye gününü yapıyoruz diye. Evet. Doğru. Aslında Dünya Su Günü'nden önce Triem'den, 3M'den biraz daha bahsedersem, dediğiniz gibi çok inovasyon yapan bir şirket. Hani bugün de Yeşil Ekonomi programındayız. Aslında yeşil ekonomiye çok önem veren bir şirket. Dünyada Interbrand firması tarafından yapılan bir araştırmada en yeşil ikinci şirket seçildi. Dolayısıyla bu Ar-Ge'ye yatırım yaparken her zaman için yeşil olması bizim için önemli. Bu kapsamda yine en önem verdiğimiz konulardan biri Dünya Su Günü'yle kapsamında filtrasyon sistemleri bölümümüz. Dünya Su Günü'ne baktığımız zaman aslında bu çok hepimizin gündeminde olan bir konu. Çünkü gittikçe nüfusumuz artıyor. Su kaynaklarımız kısıtlı. Dolayısıyla içilebilir, kullanılabilir su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde bizi ileriye götürmesi için aslında Birleşmiş Milletler'in başlattığı bir konu bu 1993 yılında. O yıldan bu yıla her zaman her yıl kutlayarak devam ediyoruz. Peki dünya... Dikkat çekiliyor herhalde. Evet, suyla dikkat... ilgili neye dikkat çekiliyor? Nedir ya? Sorun ne? Neye dikkat? Sorun evet, ne? Sorun var. Sorun aslında suyumuz çok var gözüküyor. Yani dünyamızın dörtte üçü su. Ha. Hani Türkiye'mize baktığımızda da öyle gözüküyor ama bu bizim kullanılabilir, içilebilir su rezervimizle ilgili bir konu. Yani eğer bu hızda giderse nüfusun büyümesi ve rezervlerimizin de artması şu anki hızda giderse, biliyorsunuz küresel ısınma gibi konuların da etkisiyle gittikçe ileride sorunlar yaşamamız mümkün gözüküyor. İçecek su bulamayacağız mı? Bu durum. Yani biz evet, gittikçe azalacak. Evet. Deniz yani sonuçta hani biz çok refah içindeyiz değil mi? Yani mesela dağlarımız, orada mesela karımız falan böyle doğamız sanki hani Türkiye'de bir sorun olmazmış gibi. Su bitmezmiş gibi bir imaj var değil mi? Hepimizde. Öyle mi Türkiye evet. için? Öyle gözüküyor. Hakikaten üç tarafımız deniz, hani çok büyük akarsularımız var hep coğrafya derslerinde gördüğümüz. Fakat baktığımız zaman bu su zenginliği kişi başına düşen içilebilir su miktarıyla ölçülüyor. Ve aslında kişi başı 1000 metreküpün altı su fakiri olarak adlandırılıyor. Biz orada yani... 10.000 metreküpün üzeri zengin, biz de 1500-1600 civarındayız. Fakirliğe doğru gidiyoruz. Yani şu an su kısıtlı biz gibi bir... Fukarayız aslında. Yani fakirliğe doğru gidiyor evet. değil. Yani bir fukara noktasına düşmüşüz. Aslında şu an böyleyiz ama bir de biliyorsunuz Türkiye de çok hızlı nüfusu büyüyen bir ülke. Dolayısıyla 2030 yılında 100 milyon kadar bir nüfus olmasını istatistik kurumu tahmin ediyor. Öyle olduğunda 1000 metreküpe düşebilecek 2030 yılında hakikaten... fukara dediğiniz duruma gelebiliriz. Peki hani ne yapmamız gerektiğini bir başka platformda belki konuşacağız yani değil mi? Hı hı. Suyumuzu nasıl kurtaracağız, ne yapacağız derken bir taraftan da şimdi suyu kullanmak durumundayız. Şu anda var olanı kullanıyoruz. Peki hı hı. suyumuz temiz mi? Hijyen mi? Birçok o kadar çok üzerinde konuşuluyor ki işte kanserojen etkilerinden bahsediliyor, suyun pisliğinden bahsediliyor. Biz nasıl kaliteli su kullanıyor muyuz? Bir defa suyumuz kaliteli mi? Yani suyu kaynağından tüketime yönlendirirken orada hata yapıyor muyuz bir de o? Onu da konuşursak. Aslında çok hassas bir konu çünkü aslında bizim vücudumuzun da %60'ı su. Onun için hani ne içersek o yüz gerçekten. Dolayısıyla çok hassas bir konu sağlığımız için. Baktığımız zaman hani çok doğal kaynağımız çok gözüküyor gerçekten Türkiye'de. Çok çeşitli kaynaklar var. Fakat yine de hani bahsettiğim gibi kişi başına olan da gerideyiz. Sağlıklı su şöyle, çeşmemizden akan su tabii ki belirli bir filtrasyon gerektiriyor. Hem içmek için hem kullanım için. Buradan çok da bir teknik detaya girmek istemiyorum. Sizin ama... firmanız zannediyorum ki bu filtrasyon sistemini oluşturdu, kurdu. Evet. Neyi filtre ediyorsunuz? Biz aslında hem suyu filtre ediyoruz, endüstriyel alanda da çözümlerimiz var. Ama bizim bugünkü hani gündemimizdeki su anlamında evimizde kullandığımız su, çeşmeden akan suya
tezgah altında bir çözüm olabiliyor veya evin girişiminde bir çözüm olabiliyor. Dolayısıyla buradaki suyun içindeki ağır metaller, mikrobiyolojik oluşumlar, bir takım kimyasal arıtılması gereken maddeleri, partikülleri arıtabiliyoruz ve daha çok sağlıklı, klor kokusundan uzak, kireçten uzak bir suya kavuşabiliyoruz. Ama uzun vadede dünyanın suyu kaynağında kirletmemek için tedbir alması gerekiyor değil mi? Yani bu su artık kirlendikten sonra evin içinde yapacağınız bir çözüm. Evet. Yani bunu şu anda uygulayarak belki kendinizi koruyorsunuz. Ama esas dünyayı korumak, suyu korumak, kaynağında onu kirletmemekten geçiyor. Onun için önlemler almak gerekir belki. Evet. Mesela Burcu, o da çok ben bakıyorum ki bazı belediye başkanları, mesela Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın açıklamaları var. Bizim suyumuz çok temiz, işte analiz ediyoruz diyorlar. Neden peki bu kadar temiz bir suyumuz varken filtre etmek zorunluluğumuz doğuyor? Aslında biraz amacınıza göre değişebilir. Hani eğer içmek istiyorsanız çeşmeden akan suyu, o zaman tabii ki biraz daha hassas olup bir filtreye yine de gerek oluyor. Hani kaynağından çıkan suda bile, sonuçta su yaşayan bir organizma, içinde bir takım organizmalar her zaman için var. Dolayısıyla burada bir filtre gerekiyor. Ama yani yıkanmak için de mesela suyun içinde kireç var. Hani bayanlar olarak baktığımızda yıkandığı zaman kireç saçınızı sertleştirebiliyor. Hani ya, en basitinden. Öyle, o yüzden bak, bunlar önemli ayrıntılar. Evet, tabii önemli yani noktalar. İşte. Mesela bebekler, çocuklarımız için dişlerimizi fırçalıyoruz mesela. Evet. Banyo yapıyoruz. Meyve sebze yıkıyoruz. Bunlar için de suyumuzun filtreli olması gerekiyor mu? Böyle bir şartımız var mı? Tabii daha sağlıklı oluyor. Çünkü sonuçta dediğiniz gibi meyve sebze yıkıyoruz veya yemek yaparken de kullandığımız su aslında tabii ki üstünden akıp geçiyor gibi gözüküyor. Ama tabii ki üstünde bir takım suyun içinde olan şeyler de kalabiliyor. Dolayısıyla özellikle hani bizim için de çocuklarımıza geldiğimiz zaman daha da hassaslaşıyor. Çünkü biz büyükler bir şekilde hani bir takım mikroplara maruz kalıp artık kendimizi koruyabiliyoruz. Ama özellikle çocukların dediğiniz gibi işte diş fırçalaması olabilir, yıkandığı zaman su yutması olabilir, bebeklerin, çocukların daha da hassas konular olabiliyor yani. Bayanlar için saçı, çocuklar için başka hassaslıklar. Mesela pet şişeler için ne düşünüyorsunuz? Onlar sağlığa zararlı mı? Yani içtiğimiz su, piyasada satılan, yine üzerinde çok tartışılan damacana diye nitelendirilen su kullanımı çok yaygınlaşıyor. Evet. Giderek bu hassasiyetten, işte hijyenden vesaireden dolayı. Ama damacanada da kanser riski diye bir şey çıkıyor karşımıza bir de. Evet, yani o konularda ne düşünüyorsunuz? Evet. Şöyle, aslında ben biraz daha çevre boyutunda baktığım zaman tabii ki pet ve damacananın doğada kaybolması çok uzun zaman alıyor. O tarafıyla bakıyorum diyorsun. Yani evet, bir pet şişe denizde 500 yılda, karada 1000 yılda ancak yok olabiliyor. Dolayısıyla hani o pet şişeler çok uzun süre doğada karbon salımını arttırıyor. Bu açıdan daha zararlı olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta filtreyle yaptığımız çözümde akan suyu hem de kullanıp doğaya da bir hiç atık olmadan karbon salımı içinde. Dünyada yaygın mı filtreleme sistemi? Yani bizde mi sadece yok bunu? Çok. Aslında şöyle, özellikle bu çevre bilinci oluştukça gelişmiş ülkelerde, işte Amerika, İngiltere, Fransa gibi insanlar çeşme suyunu daha çok içiyor ve tabii onu da filtreleyip içince kendilerini daha rahat hissediyorlar. Kullanma başka bir şey ama içmede gerçekten bir hassasiyet var. Onun için gittikçe bu bilinç oluştukça, çevre bilinci, gerçekten filtreleme su gittikçe artıyor. Peki, suyun lezzeti diye bir şey var mı? Suyun lezzeti diye bir şey bence var. Çünkü ben filtrelenen suyu içtiğim zaman yanlış mı alıyorum? Farkını alıyorum. Yani bu zaman içinde alışılan bir şey mi? İçtiğimiz, yani damacanadan içtiğimiz, dışarıdan hazır aldığımız suyla filtrelenmiş su arasında bir fark var. Bu fark neden kaynaklanıyor? Yani bir yerde çok büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum ben. Bu sefer diğer tarafta büyük bir kimyasalla mı karşı karşıya kalıyoruz? Yani filtrelenmiş suda çok farklı bir tat var. Siz arıtırken, yani o işte şey mekanizma devreye girerken bir kimyasal katkı falan yok değil ben mi? Ben tam tersi olarak damacanalarda acaba bununla mı karşı karşıya kalıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, tadı etkileyen birkaç şey var. İçindeki mineral yapısı, içindeki yapısıyla ilgili. İçtiğiniz filtreleme suları da aslında ayarlanabiliyor istendiği tada göre. Öyle mi? Yani kireci götürürken minerali de mi götürüyor? Aslında bir reverse osmoz denen, ters osmoz denen bir şey var. Aslında içindeki her şeyi alıyor. Bir nötr su haline getiriyor mesela bu sistem. Ondan sonra siz istediğiniz mineralleri ekleyebiliyorsunuz. Kalsiyum, magnezyum gibi. Ama bu kesinlikle yapay bir işlem değil. Zaten hani suyun içinde bulunan minerallerin
hani oranını siz koyabiliyorsunuz. Atıyorum kalsiyum 20 gram, magnezyum 3 gram gibi. Ciddi misiniz? Dolayısıyla yani kendi tadınıza uygun suyu da aslında yaratabiliyoruz. Yani. Evet, bu. Ama çok enteresan. Bunu ilk defa diyorum. Peki mesela bir izleyici... Kireçli su içmek istiyorsun da kireçli de koyabiliyor musun? Evet, o zaman kireç vermeyeceksin o kireçli su içmek istiyorum yani diye. Tercih ediyordur belki. Mesela suyun nereden geldiğinin de önemi var mı? Yani işte bakıyoruz yani mesela İstanbul'da bir Melen Çayı projesi var. Doğru. Şimdi bizim nereden aldığımızın yani kaynağında içinde de değişiklikler barındırıyor mu sular? Tabii evet. Mesela ben bunu ilk defa duyacağım. Yani her yerin suyunun tadı farklı mı? Evet evet kesinlikle öyle. Bir hani o yeraltı kaynağının yapısına göre de değişiyor. Beklediği yerdeki mineral yapısı ne kadarını alıyor. İşte çok kar yağan yerde mesela karlar eriyince daha mineralli oluyor. Çok farklı şeyleri var gerçekten suyun yapısını etkileyen. Bir de tabii bizim evimize gelirken geçtiği yollar da önemli. İkinci işte bir. Orası beni dehşete sürüklüyor. Orada herhalde biraz bir yani çok kötü borular kullanılıyordu. O borular konusunda aşama kaydettik mi? Benim bildiğim kadarıyla evet çok sonuçta İstanbul altyapı olarak hani daha eskiydi altyapısı ama yenilenme çalışmalarının sürdüğünü biliyorum. Mutlaka bir iyileşme var. Ama yine de işte dediğim gibi ne amaçla kullanacağınıza bağlı geleni ihtiyacınıza göre filtreleme ihtiyacı olabiliyor. Yani orada evet. Peki mesela izleyicilerimiz bir filtreleme sistemine karar verse. Piyasada birçok ürün var. Sizin de dahil olduğunuz ama birçok ürün var. Bunların arasındaki farkı, kaliteyi nasıl anlayabilir? Bir işte bir şey var mıdır üzerinde? Filtrelemede püf noktaları nedir? Nelere dikkat edeceğiz mesela, değil mi? Mesela onu... evet yani bir ürünü alırken onun işte belgeleri ne olmalı? Standardı var mı? Dünya standardı var mı mesela? Tabii kalite çok önemli. Burada hani daha bildik markalar, güvenilir markalar tabii ki daha ön plana çıkıyor. Burada tamamen bence ihtiyaca göre bakmak lazım. Biraz da hani teknik bir konu olan tarafı da var mutlaka. Ama dediğim gibi mesela işte nasıl bir su istiyorsunuz, hangi amaçla kullanacaksınız, yıkanmak için mi yoksa içmek için mi gibi. Her ikisini de istiyorsam olabiliyor değil mi bu? Yani hem içmek istiyorum hem yıkanmak istiyorum. Çamaşırlarımı da öyle yıkamak istiyorum. Tabii. İşte hepsini birden isterseniz evin girişine konulabilir. Bütün eve oradan yayılabilir. O mesela bunu ilk defa duydum. Çok maliyetli mi bu? Evin girişine koymak. Yani tabii değişiyor. Bir ilk maliyeti olabilir ama hani ilk maliyetinden sonra daha düşük maliyetler. Sadece hani karşının değişmesi gibi şeyler olduğu için. Neyi değiştiriyorsunuz? Sürekli... Sonuçta filtreledikçe hani filtrelenen şeyler bir kalıyor. Onu arada değiştirmek gerekiyor. Kartuş. Ha birikiyor. Kartuş. Evet. Kartuş mu diyorsunuz? Evet. Kartuşları değiştiriyorsunuz. Ne kadar sürede bir? O biriktikçe biraz işte yine nerede oturduğunuza gelen suyun içinde ne kadar arıtılması gereken madde olduğuna göre değişebiliyor. Bir defa ben en başta test etmek için bunu almak isterim. Sonra onu alırım. Değil mi? Belediyeye giderim. İşte derim ki böyle böyle diye. Bence herkes bunu yapmalı. Yani ne olduğunu görmek için hani sadece tabii biraz toplumsal da hareket etmek lazım. Yani bir suyumuzun kalitesini ölçmek için yani orada az bir şey görmek sevindirir herhalde birçok kişiyi diye düşünüyorum. Evet. Suyumuzun yani kalitesi az bir şey derken az kalıntı. Atık ha. Az kalıntı. Ama ben tabii gerçekten ürküyorum. Yani o kaynaktan eve gelirken ki gelişi düşündüğüm zaman o süreç aklıma geldiği zaman sudan soğuyabilir insan yani. Orada bir şey var. Şimdi, belediyelerin suyu getirirken de bir arıtma sistemi var ama değil mi kendi içinde? Tabii tabii mutlaka. Yani direkt işte Melen Çayı'ndan gelen suyu direkt musluğa bağlamıyorlar. Tabii yani. Ama işte bunların tabii hassasiyetleri var işte mikronu daha kabası daha incesi hani tabii ki farklı farklı derecelerde arıtmalar var. Peki mesela anladığım kadarıyla suyu az kullanıyoruz ama peki suyu az kullanmamızın sebebi suyun fiyatında pahalı olması da bir etken mi? Yani bu böyle bir şu anda çünkü kaynağımızın az olduğunu düşünmüyorum. Yani şu anda var en azından. Uluslararası bir hani kuruluşsunuz ya. Türkiye'deki su fiyatlarıyla dünyadaki su fiyatlarını hiç mukayese etme şansınız oldu mu? Pet şişe anlamında mı? Pet şişe. Ya genel da evimize olarak. Gelen. Nasıl evden akan su. Yani abi. Bizde daha mı ucuz daha mı pahalı su? Aslında tabii nereye göre baktığınıza göre değişiyor. Gelişmiş, İstanbul'a göre baktığınızda. İstanbul'u hani hangi ülkeyle baktığımıza göre değişiyor. Aslında daha gelişmiş ülkelerde işte Fransa, İngiltere gibi ülkelerde daha da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii orada kişi başı gelir de daha yüksek. Biraz hani öyle karşılaştırmak lazım. Musluk suyu olarak baktığımızda da çok açıkçası
fark var mı çok emin değilim. Emin değilsin. Yani orada çünkü hani bu kadar su tüketimini aza indirgiyorsak acaba bir ekonomik sorun var mı? Suyu az tüketen ülkelerden. İşte yani gördük. Rakam çok. Aslında bu bizim şu anki su rezervimiz. Yani aslında öyle mi? Evet o tüketim değildi. Evet o rezervimiz. Ya yani kişi başına su tüketiminde ne durumdayız biz? Kişi başı su tüketiminde de daha çok da bir daha pet şişe gibi ölçülebilir şeylere baktığımızda orada yurt dışına göre tabii daha gidecek yer var aslında. Çok yani, ileride değiliz de pet şişede. Bir de günde 1,5 litre su içmemiz gerekiyor. Bir de böyle de bir durum tabii var. Tabii o kadarında içmiyoruz muhtemelen. İçmiyoruz muhtemelen. Bu da mesela bu da tehlikeli. Evet. Su tüketimi de bu anlamda önemli. Peki bireysel mi kitlesel mi çözeceğiz biz bu sorunu? Herhalde kitleseldir de. Hı hı. Bireysel olarak yani sizin önereceğiniz su rezervleri açısından önereceğiniz. Hı hı. Tamam bir filtreleme sistemi içerisindesiniz. Bir endüstriyel bir durumdasınız hı hı. ama bu anlamda da çok duyarlı olduğunuzu düşünüyorum. Tabii. Kişiler ne yapabilirler bireysel olarak suya sahip olma adına? Tabii burada çeşitli projeler yapılabilir. Daha hani makro anlamda da, mikro anlamda da. Tabii ki hepimizin en önemlisi bilinçli olması. Hani hepimizin böyle büyüklerimizin söylediği gibi hani nasıl olmadığınız odada elektriği kapatın gibi hani böyle dinlediğimiz şeylerden gerçekten suyu kullanırken de çok bilinçli olmamız gerekiyor, dikkatli olmamız gerekiyor. Yani kullanmadığımız zaman evet kapatması işte ne bileyim duşta geçirdiğimiz vakit olabilir ya, gerçekten. Ya o da tabii doğru. Şimdi en çok o da kullanılan. Var tabii. Yani sonuçta öyle bir sorunlar da var. O sorunlar için de bireysel biraz daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Peki bu su konusunda yani yine Triem yeni bir şey yapar mı önümüzdeki günlerde? Bir farklı bir çalışmalar var mı? Tabii aslında hani şu an biraz daha ev hayatı için sunduğumuz çözümlerden bahsettik. Aslında su dediğimiz zaman yine büyük bölüm endüstriyelde de çok kullanılıyor. Baktığımızda aslında %12 kadar suyun şu an ev tüketiminde %15 kadar endüstriyel ama biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Geliştikçe aslında gelişmiş olan ülkelerde %60'lara çıktığını görüyoruz bu oranın. Bizde şu an daha çok tarımda kullanılıyor. Onun için aslında endüstriyeldeki çözümler orada da hani bu verimliliği sağlamak, kullanılan suyun arıtılarak hem girdi olarak suyun hem de çıktısının arıtılması çevre açısından baktığımızda gerçekten çok önemli. Ve biz de burada yine Ar-Ge'mizde araştırmalarımızı yaparak şu anki mevcut ürünlerimizde de çok geniş yelpazede çözümler sunuyoruz. Tabii mesela şey de var, birçok gıdanın içerisinde su var değil mi? Tabii yani gıda üretiminde. Gıda üretiminde o kadar suyu kullanıyor. Acaba nasıl su kullanılıyor? Şimdi yani, mesela bunları düşünecek olursan tabii zaten ucun... Şimdi izleyicimiz diyor ki hazır sulara güvenebilir miyiz? Marka ismi versin demiş. Tabii Rütü'nün herhalde cezasını Harun Bey ödeyecek böyle bir isteği olduğuna göre. Siz yine marka ismi vermeyin ama az önce de konuştuk hazır yani hazır sulara. Damacana ve damacana yani pet piyasada şişe. Satılan pet şişe. Şimdi biraz cama dönüldü yavaş yavaş. Evet. Çevre bilinciyle olan şeyler tabii bunlar. Çevre bilinciyle biraz evet. tabii fiyatı yüksek. Evet. Şöyle bir genel anlamda genel piyasaya şey bakacak olursanız biz genel anlamda var olan markalara güvenebilir miyiz? Denetimden iyi geçiyor mu bu markalar? Aslında şöyle, Sağlık Bakanlığı'nın hepsine tabi çeşitli denetimleri var bu markaları. Dolayısıyla belirli minimum kriterleri tutmak durumunda. O anlamda özellikle hani bilinen markalar bence içerik anlamında güvenilirliğinde bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Peki siz şöyle bir şey yaptınız mı? O damacanayı sizin arıtmadan iç geçirmeyi denediniz mi? Yok yani, açıkçası. Bence yani bir deneyin işte yani. Seni Triyem'den ama... şimdi inovasyon evet Ar-Ge seni arıyor. Araştırma yani geliştirme yapıyorlar. Yani onu bir deneyin ve bizi bilgilendirin mesela o konuda. Ama biz tabii yani ofisimizde de kesinlikle filtrelenmiş su kullanıyoruz. Damacana kullanmadığımız için de belki hayır, olabilir ama alıp da tabii yani, denememiz denemek olabilir. Denemek için yapabilirsiniz. Belki o damacanalardan ilginç şeyler çıkabilir. Minnesota değil mi firmanın evet, şeyi? Oradan seni çağırabilirler Celal Bey. Yani işte bunu düşünmedik diye belki. Peki şey yani dünyada kaç ülkede satılıyor bu arıtma? Aslında olduğumuz her ülkede var yaklaşık 100-200 ülkede. Herkes kullanıyor arıtmayı yani. Evet tabi bazı yerlerde daha küçük bazılarında daha büyük ama daha dediğim gibi gelişmiş olan ekonomilerde gittikçe penetrasyon artıyor. Peki siz su havzalarının işte korunması ya da işte böyle akarsuların kirlenen akarsuların yeniden kazanılması noktasında sosyal sorumluluk projeleri falan yapıyor musunuz? Evet. Şu aşamada henüz öyle bir projemiz yok. Ama bak bir biz proje de... daha.
Yani ya mesela Ergene Vadisi ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Ona destek bir... vermelisiniz bence, değil mi? Yani suyu yani arıtmaya gelmeden önce de iyi getirmek lazım. Aynen yani. Öyle, bravo. Bu arada pH dengesinin farkının önemi var mı diye sormuşlar. Tabii. Bir de Amsterdam'da hortumlu araba yıkamak kesinlikle yasak. Su ren rehrinden alınır ve kömürle filtrelenir demiş. Oo. Necdet Bey Amsterdam'dan bize bilgi vermiş. Evet. Mesela pH dengesi bu. Konusunda bir nedir bakıyorsunuz sertlik, yumuşaklık. Ha, doğru mu söyledim? Evet, daha asidik bazik olması gibi. Sertlik de evet ayrı bir şey. Şimdi mesela bakıyorsunuz suların içindeki klor miktarları aynı değil. Hı-hı. Kimisinde işte mineral klor var, değil. Kimisinde yok. Kimisinde magnezyum. Sertlik derecesi yüksek 2 diyor falan. O mu? O sertlik mesela, başka. pH 6, iyi midir kötü mü? Sert su 6, iyi midir? Ne bileyim işte bir şeyler var. bir sürü rakamlar var orada. Şimdi şöyle, aslında sertlik biraz içinde minerali çok olunca sert oluyor. Türk halkı daha yumuşak su seviyor. Tadı gereği. Çünkü öyle biraz damak zevki. Hani Fransa'da çok sert su sevilir. Neyse yine isim vermeyeyim. Ama burada daha yumuşak sular daha çok seviliyor. Ama pH derecesi biraz daha asidik bazik olmasına bağlı suyun. O da biz aslında yediğimiz her şey asidik olduğu için midemizde hep bir asidik bir durum var. Onun için ne kadar bazik su içersek, yani pH'i ne kadar yüksek olursa o kadar faydalı insan sağlığı öyle için. Öyle mi? Ben hep mesela pH'i yüksek diye pH'i çok yüksek derdim. Aslında 7-8 civarı daha bazik oluyor yediğiniz üzeri ve hani aslında sağlığımız için, midemizdeki asidik ortamı dengelemesi için daha faydalı. Sen sertlik derecesine bakıp daha düşük sertlik derecesini mi tercih ediyordun mesela? Yani hayır, sadece pH'in yüksek olması bu çok sert diye düşünüyordum. Ama bazik olduğunu, bu şey farkın olduğunu bilmiyordum. Açıkçası enteresan. Mideyle dost oluyor o zaman. Evet, yani. Evet, daha rahat ediyorsun. Bir de mesela bazı damacıların veya da işte peşin içinde o kanserojen bazı maddeler var. Kimisinde var, kimisinde yok. İçinde yazıyor. Onları da bilmek lazım. Evet. Artık her şeyi öğreniyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık Burcu benim Keskiner. Sabah sabah geldiniz. Burada zormuş sabah kalkmak diye itiraf da ettiniz. Bunun da altını çizelim diye. Altını çiziyoruz. Çünkü biz müthiş bir zevkle her sabah saat 7.30'da ekran başında oluyoruz. İzleyicilerimizle ve dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, Yeşil Ekonomi'yi burada noktaladık. Pazartesi günü yine aynı saatte görüşeceğiz. Hatırlatalım efendim, suyu bireysel anlamda da ne yapabiliriz, koruyabiliriz. Su tüketimine... Herkesin su için yapacağı bir şey vardır. Vardır, yani. Su tüketimine dikkat edeceğiz ama her günde 1,5 litre en az su için diyor uzmanlar. Suyumuzu içeceğiz ama kullanırken de biraz daha kibar kullanacağız galiba. Tasarruf edeceğiz. Evet. İçerken değil. İçerken değil, kullanırken. Dökerken hele hiç, yani evet. Çok tasarruf etmemiz lazım. Efendim, pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.